Merhabalar arkadaşlar. Paralel kenarda alan konusuyla bugün inşallah paralel kenarı bitireceğiz. Şimdi paralel kenar önemli bir konu. Paralel kenarı önemseyin çünkü paralel kenar bundan sonraki bütün dörtgenlerin içinde var arkadaşlar. Bunun özellikleri bütün özel dörtgenlerde kullanabileceğiniz özellikler. Şimdi paralel kenarda alanla ilgili olarak ilk bilmemiz gereken formül bizim klasik formülümüz arkadaşlar. Neydi? Dörtgende alan formülü. 1 bölü 2 çarpı A, AC köşegeni çarpı BD köşegeni çarpı köşegenler arasında kalan açının sinüsü arkadaşlar. Bunu genel dörtgenlerden beri görüyoruz. Yamukta genel dörtgenlerde ve burada. Şimdi burada şekli de bir kez aklımıza iyi tutmamız lazım. Mesela bir köşegen alanı iki eş parçaya bölür. A buraya A bu tarafa düşer arkadaşlar. Hangi köşegen olursa olsun. İki köşegen dört eşit parçaya böler. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Sonra Paralel kenarda ilgili olarak bu formül tamam. İkinci formülümüz de şu arkadaşlar, paralel kenarda alan e, tabanla yüksekliğin çarpımıdır arkadaşlar. A çarpı h a, b çarpı h b. b bana nedir arkadaşlar? Paralel kenar alanı verir. Neden böyle iki yok? Çünkü iki eş üçgene bölüyor zaten köşegen arkadaşlar. A çarpı h a bölü iki buraysa, a çarpı h a bölü iki de diğer taraf e, toplarsak a çarpı h a olur aynı şey. B çarpı h b içinde geçerli. Alan neymiş? yükseklik çarpı çizildiği kenar. Paralel kenarda kaç çeşit yükseklik varmış? 2. Alan sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Yükseklik ve çizildiği tabanla ilgili bir şey verilmişse bilin ki bu soru paralel kenarda alanla çözülecek. güzel sorularımız var ileride arkadaşlar. Bir dikkat yazdık buraya. Yamukta öğrendiğimiz o komşu komşu kuralı arkadaşlar burada aynen geçerli. Baştan başa çizilen üçgenlerde tabanla görülen üçgenlerin alanları doğru orantılı. 3'e 3 üç alan gelir, 6'ya 6 altı alan gelir, 5'e 5 beş alan gelir. 2'yi gören üçgene de 2 alan gelir. Aynı yamuktaki kum saati kural da burada geçerli. Onu örnekler üzerinde inşallah anlatacağız arkadaşlar. Örneklerimize geçip bunu bir pekiştirelim. Şimdi bakın arkadaşlar, 2 tane köşegen çizilmiş. Ne demiştik biz? Köşegenler birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Şöyle birbirini ortalıyordu ve ağırlık merkeziydi. Buradan aşağıya 2 birimse buradan bunu devam ettirirseniz arkadaşlar yukarıya da 2 birimdir. 3 birimse bunu devam ettirdiğinizde P'den öteye de 3 birim olur. O zaman bir yüksekliğim 6 diğer yüksekliğim 4 oldu arkadaşlar. Yükseklik çizildiği kenar. Yükseklik çizildiği kenar. Alandan gidiyorum o zaman. Alan ABC'de arkadaşlar. 4 çarpı 6 ile bulunduğu gibi 6 çarpı x'le de bulunabilir. Yükseklik taban, Bakın yüksekliği içeriye kaydırmış. Ben bunu köşeye taşırsam yükseklik olur. Bu da aynı şekilde. Nedir? Arada çizilen yükseklikler zaten ne diyorduk uzunlukta? Uca doğru taşıyın diyorduk. Ve her yerde o yükseklik aynıydı arkadaşlar. 6'lar sizlere ömür. x eşittir. 4 birim bulunmuş olur. Bu 1. Diğer sorumuza bakın arkadaşlar. Yükseklik taban 11'im. Bakın karşıda verilmiş. Şu uzunluk ne? 11'im. Şimdi buradaki yükseklikte arkadaşlar şuraya h dersem ben h yüksekliği tabanı kaç onun 15. O zaman h ile 15'in çarpımı ABCD paralel alanı verdiği gibi 12 çarpı 10 da bunun alanını verir. Bir 5'e sadeleştirelim. 3'e 2 oldu. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 oldu. H buradan kaç birim çıktı arkadaşlar? 8 birim çıktı. E şu H ile bu CH aynı arkadaşlar. Burada 8 birim olur. 10 sa x kaç birim çıkar? 6 8. 10'dan arkadaşlar x 6 birim çıkar. Şu 10 da çok güzel yazmışım yani. Şurası 10 arkadaşlar BC uzunluğu. Yükseklik çizildiği taban. Yükseklik ki buradan çizmiş ama biz onu buraya taşıdık arkadaşlar. Çizildiği taban olması bunun bir alan sorusu olduğunu gösteriyor. Bakın diğer soruda 10 birim, 4 birim, 13 birim şuranın 2 eş parçaya bölündüğü söylenmiş. Bakın ben 13'ü gördüğüm sorularda aklıma hemen 5, 12, 13 geliyor. Bir şekilde bir 5-12-13 karşıma çıkacak gibi düşünüyorum. Şimdi bakın orta taban çizgisini çizecek olursak şurada. Şimdi bu ikiye bölme boşa vermedik. ya tamamlayıp kelebek oluşturacağız ki o biraz işi zorlaştırır. Şimdi bakın bu çizgi gelip burayı da ikiye bölecek, şurayı da ikiye bölecek arkadaşlar. AE de ikiye bölecek. 5 e birim yukarıya, 5 birim aşağıya düşecektir. 5 e şurası 90 arkadaşlar göndelikten. 5-12-13'ten e şu uzunluk şuraya K dersem, KF uzunluğu 12 olur. Şuraya da T dersem TK uzunluğu da şunun yarısı orta tabandan 2 olur. Buradan bakarsanız T, T'den F'ye 14 birim. Demek ki bizim uzun kenarımız 14 birimmiş. E yükseklikte ben de zaten o 14 birimli kenara çizilen yükseklik 10 birim. Alan 10 çarpı 14'ten 140 olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Güzel bir soru arkadaşlar. Yandaki de yine aynı şekilde. Çok tatlı bir soru diyebiliriz yandaki soruya. Bakın DK uzunluğu 2K iken KB uzunluğu 3K'ymış. 4, 2 verilmiş. Bakın illa da o köşegenlerin kesişim noktası olmasına gerek yok. Siz şu çizgiyi devam ettirecek olursanız bakın arkadaşlar. Şimdi şuradaki kum saatinden 2K'ya 2 gelmişse 3K'ya 3 gel. Şu yükseklik kaç birim oldu? 5 birim oldu. Bakın istenenlere bakın. BC ve DC kısa kenarla uzun kenarın birbirine oranı istenmiş. Şimdi bakın aynı şeyi şuradan devam ettirecek olursak. Bakın aynı şeyi buradan devam ettirecek olursak. Bunun kelebeği nerede? Şurada arkadaşlar kum saati. 2K'ya şimdi bakın 2K'ya ne gelmiş burada arkadaşlar? 3K'ya 4 gelmiş. 2K'ya 3K'ya 4 gelmişse 4 bölü 3 burası 8 bölü 3 olur arkadaşlar. Toplarsak 8 bölü 3 ile 4'ü. 12 20 bölü 3. Demek ki yüksekliğin biri 20 bölü 3. 20 bölü 3 ile arkadaşlar BC'nin çarpımı eşitmiş neye? 5 ile arkadaşlar. 5 ile istenen DC'nin çarpımına. Şimdi bana BC bölü DC lazım. Bunu buraya getiriyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Bu BC bölü DC oluyor arkadaşlar. Güzel yazdım. BC bölü DC eşittir. 20 bölü 3'ü de bunun paydasına getirip ters çevirip çarparsam 15 bölü 20 olur. E sadeleştirdim 5'e böldüm 3 bölü 4 bulunmuş oldu arkadaşlar. Tatlı mı tatlı bir soru gelebilecek çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkatli olun bu soruda. Şimdi sıradaki soruda bu komşu 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 mantığını işletebileceğimiz bir soru. AE uzunluğu 8 verilmiş. BC üçgen, BC tamam arkadaşlar. BC 3K iken CE kaymış. Demek ki buraya K gelmiş CE'ye. Şuraya 2K gelmiş. 2K gelmiş. Alan ABC de 96. Bütün paralel kenarın alanı 96. Bakın arkadaşlar ben bunu bir kısıtlayayım. Hepsiyle uğraşmayayım. 2'ye bölsem böyle ortadan. 48 o tarafa 48 de bu tarafa düşer. E 48'i 3'e bölsem 48'i 3'e bölsem her bir parça 16 gelir. Demek ki şu alan 16 bu alanda 32 ymiş. Bakın şu 16 bulduğum alan geniş açılı üçgenmiş. Yükseklik dışarıya çizilmiş. X çarpı 8 bölü 2 eşittir. Neye arkadaşlar? 16'ya. 8 16'ya kurban oldu. İşler dışlar yaptık. X eşittir 4 birim bulunmuş oldu arkadaşlar. X neymiş? 4 birimmiş. Burada bütün alandan değil de verilerini ne yaptık komşu 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 benden ikisi bulabileceğim üçgene doğru arkadaşlar e, daraltmam istenmiş onu bulduk gerisi geldi. Bakın yanındaki üçgende yine aynı şekilde 5-13 vermiş e, karşı 13 burada 5 olur mu? 5-12-13'ten şurası 12 birim olur. Bütün alan istenmiş hemen şu alanı bulurum zaten yarısı da diğer taraf 5 çarpı 12 60 yarısı 30 30 buraya 30 da buraya düşer. O zaman bütün alan ne olur? 60. Bakın illa da o formülü kullanıp hepsini birden bulmanız gerekmiyor. Önce bulabileceğiniz bir yeri bulun sonra konuş 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 onu bütün şekle yayın. Sıradaki soru tam bununla ilgili örnek. Şimdi bakın bununla bu birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Buraya k dersek şura k demek ki alt tarafta 2 kymiş. Şu açı ortaydan arkadaşlar hemen z'yi çiziyorum. Uzunluktan alışkanlık oldu. Burası 5 birimse şu karşı taraf k dediğimde 5 birim oluyor. Demek ki şurası da 10 birimmiş arkadaşlar. Bakın 10 birimmiş. Şimdi şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Ben bunun alanını bulsam komşu komşu konuş konuş bütün şekle yayarım. Hemen dikmemizi indirdim bak. Dikmemizi indirdik. İkiz kenar olduğu için 3 birime 3 birim böldü burayı. 3, 4, 5'ten bura 4 oldu. Buradan alan ADE D, E üçgeni arkadaşlar ne çıkar? 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 çıkar arkadaşlar. Şurası 12 birimmiş alan olarak. Bakın onu bütün şekle yayıyorum. Şimdi komşu konuş komşu. komşu. 5'e 12 gelmişse burada 5'e de 12 gelir. E 2'ye böldüm. 12 buraysa 24 buraysa diğer yarı da 24 olur. Bütün alan 24 24 48 bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın bir yerden bulun alanı. Komşu 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 yayın. Alanla ilgili 3. formülümüz de üçgenden geliyor aslında. Üçgenin sinüs formülü arkadaşlar. Ne şimdi? Şurada biz alan ABD üçgenini arkadaşlar neydi daha önce 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin alfa ile bulabiliyordum. E şimdi bu alanla bu alan aynıydı. Yani ben buraya A desem burada A. 2 ile çarptığım için şu 2 gidiyor. A çarpı B çarpı sin alfa geliyor. Yani aslında üçgenin alan formülünden bir parçanın alanını buluyoruz. Sonra o bir parçanın alanını karşı yan tarafa da yansıttığımızda o 1 bölü 2 gidiyor arkadaşlar. Bu da yine üçgende bildiğimiz bir formül. Aslında yeni öğrendiğimiz bir formül değil arkadaşlar. Buradan bakalım şimdi. 60 derece verilmiş. Bu karşı tarafta ne olur? 60 derece olur. E şu eşitli. Burada 60, 60. Burası eşkenar üçgen mi oldu arkadaşlar? Şurası 6 birim oldu. İsterseniz eşkenardan bulursunuz. İsterseniz de az önceki sinüs formülünden alanı bulup komşu 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 bütün şekli yayabilirsiniz. 6 ise 6. Ben formülü kullanmış olayım arkadaşlar. Hemen şunu şöyle bölecek olursam şu yarı alanı bulduğumda diğer yarıyı da bulmuş olurum. Şurayı bulayım o zaman. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 yazmayayım. Hiç direkt alanı bulmuş olayım. 6 çarpı 8 çarpı sin 60 arkadaşlar. Ne olur bu? 48 çarpı sin 60 ne? Kök 3 bölü 2. Ne çıkar buradan arkadaşlar? 24 kök 3 çıkar. Yoksa neydi? A kare kök 3 bölü 4'ten burayı bulacaktım. 6. 6'ya bu geldiyse 2'ye ne gelir deyip komşudan gidecektim. Zaten yarıya böldüğü için diğer yarıda bulunmuş olacaktı. Buradan gittik bunda arkadaşlar. Formülü uygulamış oluruz hiç olmazsa. Bakın sırada çok güzel bir soru var. ABC'de bir paralel kenar demiş. DE dik EC MABC 150 derece. Şuranın 150 derece olduğu söylenmiş arkadaşlar. O zaman burası kaç derecedir? 180'e tamamlayın. 30 derecedir. AB 10, BC 8 verilmiş. Burada 8 birim verilmiş. Yukarıdaki şekilde demiş. ABCE'de beşgenin alanı ABCE'de şu taralı bölgeyi demiş arkadaşlar. 29 santimetre kare olduğuna göre Çevresi kaç santimetredir? Beşgenin çevresi istenmiş. Bakın arkadaşlar şurası 11'e. Ben şuraya X buraya da Y desem arkadaşlar. Benden istenen ne? X artı Y artı X artı Y artı diğerlerini toplayayım. 16 10 da burada 26. Bu isteniyor benden. X artı Y bulunacak. Şimdi bakın arkadaşlar peki şurada bu beşgenin alanı şu taralı alan 29 niye verildi? Bu 29 alanı ben direkt bulamam. Paralel kenarın alanından ki o az önce öğrendiğim formülü kullanacağım. 8 çarpı 10 çarpı sin 30 yani 1 bölü 2'den şu üçgenin alanı yani x çarpı y bölü 2'yi çıkartırsam beyaz alanı eşittir ne olmuş? 29 olmuş arkadaşlar. Şimdi buradan şurası 40 olur. 29'u buraya 40 eksi 29 eşittir. x çarpı y bölü 2 olur mu arkadaşlar? Burası ne oldu arkadaşlar? 11 oldu. 2 ile çarptım. X çarpı y 22 çıktı. Bu burada bir kalsın. Bakın şu dik üçgen babasına ayna verilmedi. Buradan x kare artı y kare eşittir 100 arkadaşlar. X çarpı y bana x artı y lazım. Şunu ben x artı y'nin parantez karesi eksi 2 x'ye özdeşlik açılımından x artı y'yi bulmak için kullanıyorum arkadaşlar. Yazacak şey, ne yazabilirim? x çarpı y 22 idi. 2 ile çarptım 44. Karşıya attım. x artı y'nin karesi 144 oldu. Buradan x artı y 12 bulunmuş oldu. Benden istenen çevre bu muydu arkadaşlar? x artı y ne? 12. 26 da buradan geldi. 38 bulunmuş oldu. Güzel bir soru. Soru hem geometri sorusu hem de arkadaşlar çarpanlara ayırma sorusu olmuş oldu. Datlı bir soruya dönüştü. Dikkatlerimiz başlıyor burada. Birinci dikkatimiz şu. Arkadaşlar paralel kenarın içerisinde bir nokta alıp bunu köşelerle birleştirirseniz. Oluşan dört bölge var arkadaşlar. Bakın daha önce genel dörtgenlerde biri köşegen olmak zorundaydı ve çarpımları birbirine eşitti. Burada yamukta da aynı şekildeydi. Ancak burada arkadaşlar içeride herhangi bir nokta alır ve köşelerle birleştirirseniz karşılıklı alanların toplamı birbirine eşit üstelik. Çarpımı da değil. A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşit arkadaşlar. Kulağa küpe bir özellik. Neymiş? Herhangi bir nokta al içeride, köşelerle birleştir. Karşılıklı alanlar toplam birbirine eşit. Bakın bu P'yi gelip de tam e, paralel kenarın uzun kenarı üzerinde alırsanız yanda oluşan e, üçgenlerin alanı ortada oluşan üçgenin alanına eşit. Bunu yalnız aklınızda şöyle oluşturun arkadaşlar. Ortadaki üçgenin alanı e, alan PAB üçgeni arkadaşlar her zaman paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Çok önemlidir bu arkadaşlar. İçeride oluşan tam bir üçgen ama köşelerden gelecek ve tepede tam üst tabanda olacak. Bu durumda ortada oluşan şu üçgenin alanı arkadaşlar P nerede olursa olsun paralel kenarın alanının yarısına eşit. Çok önemli çok tatlı sorularda bu özellik özellikle arkadaşlar kullanılıyor unutmuyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç Örnek atmışız. Bakın arkadaşlar. <laughs> 12, 16 verilmiş. Şimdi 12 ile 16'nın toplamı şuraya A, buraya B dersek A artı B'ye eşittir. Nedir o da? 28'dir arkadaşlar. Bütün paralel kenarın alanı istenmiş. 28 oradan. 28 de oradan gelir arkadaşlar. 56 bulunmuş olur. Kolay bir soru. Yana da aynı şekilde bir soru aldım arkadaşlar. 5x-3 6, 12x artı 5 verilmiş. Karşılıklı alanların toplamı. Bunda bunun toplamı 2x artı 15 etti. Eşittir arkadaşlar. 5x artı 3'e. Eksi 3 artı 6 artı 3 etti arkadaşlar. Ne oldu? 2x'i buraya 3'ü buraya atarsam 12 eşittir 3x. x eşittir 4 bulunmuş olur. x yerine 4 yazarsak 2 kere 4 8 5 de burada 13 etti. 23 çıkar 17 mi etti arkadaşlar? Ne oldu buradan o zaman? 17 6 ile topladık 23. 2 katı ne yaptı arkadaşlar? 46 yaptı. Diğerleriyle toplamaya gerek yok. Çünkü zaten birbirine toplamları eşitti arkadaşlar. Şimdi gelelim Diğer örneğe. Bakın arkadaşlar bu komşu komşu komşu. Nedir? 26, 24, 32 verilmiş. Bakın 24 ile 32 ikisi de yukarıya bakıyor. Sadeleştirerek yazsam 8'e bölünse 3K'ya 4K'ymış. 3K'ya 4K. Dikkat ederseniz kaça böldüm ben bunların hepsini arkadaşlar? O 24 de 32 de arkadaşlar 8'e böldüm ama 26, 8'e bölünmüyor. O zaman 2'ye bölerek yansıtayım arkadaşlar. 2'ye böldüm 12K, 2'ye böldüm 16K, 2'ye böldüm 13K. E 16K ile 12K'nın toplamı ne yapar? 18K. 18K olması için burada 5K mı oluyor arkadaşlar? Alanlar hep 2 katı değil miydi? E 5K'nın 2 katı buranın alanı da 10 bulunmuş olur. Alan A, D, e istenmiş arkadaşlar. Bir daha bakalım. 32, 16K dedik. 24'e 12K dedik. 26'ya 13K dedik. 13K. 12, 16 ne yapar? 28K. 15K. 2 katı ne yapar? bura? 30. Matematiği de bazen unutuyoruz ya nedir? Adana bulurmuş oluyor. Sıradaki soru arkadaşlar daha önce paralel şey yamukta da gördüğümüz açıortaylar geldi mi dik kesişiyordu arkadaşlar. Şimdi burada bir öküt oluştu. 4 ile 1'in çarpımı 4. Bunun kare 2 olmuş olur. 2'nin karesi 4. Şimdi bakın bu içeride oluşan açı oluşturduğu dik üçgenin yüksekliği neyse bizim yüksekliğimiz onun 2 katıydı arkadaşlar. 2 ise bu yüksekliğimiz kaç oluyor? 4. E alan yükseklik çarpı taban. 4 çarpı 10'dan arkadaşlar 40 bulunmuş oluyor. Evet ilk dersimizde arkadaşlar bu kadarlık soru yeter. Epey bir şey çözdük gibi. Diğer derste inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.